Herkese merhabalar arkadaşlar. Kendi mutfağımdan hello. Çok minik bir video yapacağım size. Çok da tatlı bir tarif bırakıyorum size. Yaz aylarında sizi böyle serinletecek hem az maliyetli hem bol miktarda malzemesi olan minik tatlı serin bir tatlı yapacağım size. Minik tatlı serin bir tatlı. Evet, tam olarak bu. Adı Nugger tatlı. Nugger dondurma. Ya bizim aldığımız nugger'lar nugger mı nugger mı neyse ondan. Doğrusu şuraya bir yere yazarım. Neyse. Evet, çok az bir maliyetli ama bol malzemeli muhteşem bir tatlı yapacağım. Buzdolabı tatlısı. Evet. Malzemelerimi şuraya bir yere yazacağım. Ben hazırlarken sizler beni izleyeceksiniz. Bunları yazmadan önce ben göstereyim. Bir paket petit beurre. Süt. Bir de şey, krem şanti. Ama ben glutensiz aldım, sağlıklı olsun diye. Öyle işte. Şimdi krem şantimizi normal bir şekilde yapacağız. Fakat sütünü az koyacağız. Yani burada ne kadar diyorsa, bir su bardağı süt diyorsa biz yarım koyacağız ki şey olsun, katı olsun. Çünkü zaten dondurmam gibi bir şey olması gerek arasında kalan şey. Onu anlatabilmişimdir. Ama yaparken daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi ben krem şantimi koydum bir kaba. Sütümü de benim bardağım bu kadar, bunun yarısı kadar koydum. Şimdi bunun içerisine de birazcık şey koydum ben. Damla sakızı şeysi. Şöyle bir şey. Bunu her yerde aradım taradım. Her yerde bulunmuyor arkadaşlar. Yani siz koyabilirsiniz. Tamamen bunun içerisine koyacağınız şey sizin damak zevkinize göre değişebiliyor. Sıfır sıfır devam ediyorum. Sanırım buranın ışığı daha iyiymiş. Neyse, böyle devam edelim. Zaten sütü çok az olduğu için çabucak kıvam aldı. Birazcık daha sıvı ama zaten bunu birazcık daha ben karıştıracağım. Birazcık da dolapta dinlenmeye bekleyecek. O dinlenirken ben de diğer malzemelerini hazırlayacağım. Şimdi de tabana için bu petit beurre'leri alıyoruz, açıyoruz, tabana diziyoruz. Böyle bir taban yaptım. Bunun üzerine krem şanti gelecek hemen. Ben tabanımı birazcık sütle yumuşatacağım. Şu şekilde. Tabii ki ne yapıyoruz? Krem şantimizin içerisine koymak istediğimiz meyveleri minik minik dilimleyip bir kaba ayırıyoruz. Oradan da krem şantimiz donduktan sonra bu meyveleri de krem şantinin içerisine koyup bir güzel karıştırıyoruz. Evinizde ne tür bir meyve varsa, siz nasıl bir meyve seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Hatta istiyorsanız hiçbir meyve ya da ek olarak bir şey koymayabilirsiniz de. Tamamen damak tadınıza göre değişen bir tatlı. Ve ben olayı birazcık daha abartıp içerisine damla çikolata ve beyaz damla çikolata da atmaya karar verdim. Biraz büyük. Bunları küçültsem ne olur acaba? Löp löp ağza gelmesin diye. Şöyle kırak atsak. Kırak. Kırıp atsam. Olur bence. Ne değil mi? Ve bence bu yeter gibi düşünüyorum. Şimdi de krem şantimi dolaptan çıkartacağım. Zaten çok az kalması yeter. Çünkü sütünü az koyduğumuz için zaten katı bir şekli vardı. Şimdi bu bütün karışımları da bunun içerisine boca ediyoruz. Şimdi bunu bu şekilde güzel yerleştirelim.
gördüğünüz gibi kremayı da, krem şantiyi de böyle bir güzel yaydık. Şimdi petibörlerin son katını atacağım. Şimdi yine kendi eserim, kendi katkım olan benmari usulü değil, çikilatteyi üzerine böyle eriteceğim, koyacağım. Yani çikilatte benim buluşum, benmari usulü değil. Anlıyorsunuzdur diye varsayıyorum. Evet, şimdi çikilatte eriteceğiz. Ama normalde pakette, ay kettle'ın sesi çok geliyor mu acaba bilmiyorum da ben biraz burada bağırarak konuşayım. Normalde paket çikolata da kırıp eritebilirsiniz. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu bizim Muğla'da bulduğumuz bir buluş. Şimdi buradan bir iki kaşık alıyorsunuz. Çok mu oluyor? Bence ideal bir kaşık oldu bu. Bunu bu şekilde buraya böyle koyuyoruz. Arkası da çarşamba pazar oldu. Ben bir şey yapacağım diye her yeri birbirine katıyorum. Ya bunun arasında ben ne unuttum? Sevgi. Hayır o var. Arkadaşlar ya. Hindistan cevizi katacaktım içine, unuttum. Üstüne kalsam yer misin? Yerim hayatım. Tamam. Of ya. Üzüldüm şu an. Neyse bir şey olmaz. Geç olsun güç olmasın. Sonuçta içinde olmasa bir aile katışında olabilirdin yani. Evet. Sağ ol. Evet, çikolatamızı da erittik arkadaşlar. Şöyle. Siz erimiş varsayın yani. Bakın. Eridi eridi bu, eridi, siz bir şey yapamıyorsunuz. Yani şekil olarak çok bir wow olmasa da tat olarak wow olduğuna garanti verebilirim arkadaşlar. Bence çok güzel oldu yani tadı. Şimdi bu buzluğa gidiyor. Birkaç saat dayanabilirsek birkaç saat kalacak. Daha sonra bunu böyle ortadan bölüp 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 afiyetle yiyeceğiz. Bay bay. Arkadaşlar ya sabah baktık. Yani sabah dediğim saat öğlen oldu işte akşama doğru. Şu hale bakın ya. Ne olmuş yani, orada inanamıyorum. Abi olmuş mu diye sence bir kısmını almıştım ben. Mehmet Ali sen git gel git gel bu hale sokmuş, şaka gibi ya. Gerçekten inanamıyorum. Ne? Ya. Şekle bakın. Çok niye böyle yaptın ya? Gerçekten. Tadı nasıl? Bari söyle. Alayım da bir tadına bakayım. Hadi yorumla bari nasıl tadı? Söylesen. Yiyor musun hala? Deniyorum. Zaten bitmiş bitmiş. Tadı. Yemişsin zaten hepsini. Denememişsin. Hem mükemmel yani. Nasıl diyebilirim? Çok çok güzel. Bu niye bölünmüş? Bunu nasıl aldın sen bunu? İşte o yüzden parçalandı elimde, parçalıya parçalıya bir şekilde. Sen bunu nasıl ne zaman aldın? Dur dur bir dakika. Hayır hayır. Bunu bitirelim bunu. Belli bir... Böyle. Sıcaklık derecesi atmanız lazım. Yani yoksa çıkmıyor. Ya, yere düşürdün. Bunu yiyecek sonra. Dur dur bekle. Harbi dondurma olmuş be. Neyse şey yapalım. Böyle yiyelim. Bütün olarak çıkartamayacağız. Tek tek parça parça. Mesela şöyle yiyeceğiz, haberiniz olsun. Ama orası şeyi ya. Kreması. Mesela tek burası çıkıyor. Bence bunu dışarıda biraz bekleyelim böyle yiyelim. Galiba. Neyse kremasının tadına bakalım bari. Krema kremadır yani. Bunun neyini yorumlayabiliriz ki? İşte bisküvi parçası bu. Büyük olacak. Öyle düşünün. Aynen. Kare şeklinde. Ondan sonra çıkartmış gibi. Bu da bunun ortasındaymış gibi. Yani sen bisküvisini yiyin, ben kremasını yiyeyim. Ortada birleştirip yorumlayalım. Tamam, tamam mı? Çok soğuk. Ay ya. Harbi dondurma gibi olmuş var ya. Bayağı donmuş ve dondurma olmuş. Güzel yani. Çok mu bekledik galiba ya? Ama bunun belli bir süresi olması lazım. Yani çok 24 saat fazla düşün yani.
3-5 saate sanki toparlanır gibi oluyor. 5 saat, 3 saat. İşte 3-5 saat. Neyse, güzel olmuş sonuç olarak. Eline sağlık, senin hazır. Başarılı devamını dilerim. Öp bir tane. Şuradan. Ağzını temizle de vereyim. Ağzını, dudaklarını yaladın, düzgün öp. Allah razı olsun. Sağ ol. Güzel olmuş lan. Karışıklıyım. Gerçekten güzel olmuş arkadaşlar bu arada. Güzel, evet. Teşekkür ederim. Ama şey, rica ederim, afiyet olsun. İçine koyulan malzeme galiba çok önemli. Galiba da bayağı önemli yani. Ama bir kere şöyle alıp yiyeceğim ya. Bekleyin, hemen gösteriyorum, durun. Aşağı yukarı bir saat bir oyalanacağız şimdi burada çıkartmak yok, için. Yok yok. Spatula. Arkadaşlar harbiden bu kadar cebelleştiğim kadar var yani. Spatulanın ucunu kırarsan var ya. Dur ben deneyeyim. Hayır, sen kesin kırarsın. Lan! Neden böyle oldu? Acaba içine? Biz bunu bekletelim, dışarıda gelince yiyelim. Altına mı acaba sütlemeseydin? Öyle olmadı. Altına sütledin mi sen bunu? Evet. Süt buzda. Hadi ya. Evet. Ama daha önce yaptığımız öyle olmamıştı. Şimdi ultra zeki Ezgi ne yapacak? Bekle, bunu şöyle yapacak. Kasları gözlerinde mi inşallah sorun olmaz. Artık ben alıştım Mehmet Ali. Ya bunu yemem lazım ya. Aa, burası çıktı. Çık bakayım biraz. Bu kız çıkıyor. Çık bakayım biraz. Çıkıyorum, çıkıyorum. Ha. Al bıçağı al. Çık bakayım. Şimdi deneyelim. Aşkım. Ama altını da al. Oh be! Onu bana versene! Arkadaşlar bak, olay tam olarak böyle olacaktı ama altı da süt olduğu için tam yapışmış, yani tabağa yapışmış. Normalde böyle olmaması gerekiyor. Süt de donmuş yani. Şöyle süt de tabağa yapışmış, donmuş o şekilde. O yüzden çıkmamış. Yani süt bence bunun tamam, içine iyice emecek. Tamam, anladılar. Sütten donmuş. Hadi yek şunu. Tamam, dur. Aa, çok çok pişim sizde be. O zaman ben yiyeyim ben. Tamam. Çok iyi olmuş gerçekten. İçindeki damla sabit sarı geliyor mu? Gel gel. Gel. Aşkım yiyorsun mu? Ben her şeyi atarım. Nagra'nın içine damla sabit niye atarsın? Her şeyi atıyorum. Boşuna mı aldım ben onu? Oradaki lahinçada sos falan değil de şu sucuğa falan benziyor değil mi? Yok, ondan şey. Hı. Neyse, tamam. Sonuç olarak beklemesi lazım. Ama çok beklememesi lazım. Veyahut da çok donmaması lazım. Aynı şeyi söylüyoruz. Hayır. Çok dolaba konmaması lazım. Veyahut da konduktan sonra çok beklemesi lazım. Oo, çok güzel. Bir tane daha çıkartayım mı? Bu artık böyle çıkıyor yavaş yavaş. Bakın kafan yanarım görünüyor. Biraz bir gelsene. Boyun uzun olduğu için. Evet, koy. Elim donu lan. Allah Allah. Gerçekten çok geliyor lan sakız ya. Kalma sakızını çok atmayın. Ben söylemeseydim nereden bilecektin? Yememişim demek ki yani. Sadece üstünü kalmıyorsun yemişim. Kalmıyorsun be. Siz görmedin mi ne kadar yemiş? Nasıl bu hale geldi? İçi kalmış, bak dışarı yemişim hem. Alamadı onu ki. Neresini aldıysa orası demiyorsun. Herkes sütunu yesin abi. Bundan sonra bir şey demiyorum. Ama çok soğuk ya.
Neyse yeter. Çok yorumlu. Yeni tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Sevgili arkadaşlarım. Bye bye. Bye bye.